Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Erdem? Kızın annesi ya. Ne olmuş ona? Arkadaşlar bugün kurabiye adam yapıyoruz. Evet. Ama nasıl yapıyoruz? Kalıpta. Kalıpla arkadaşlar, böyle kutularımız var. Biz de bu kutulara kurabiye adam yapmaya karar verdik. Böyle bir tane de kalıbımız vardı. Kalıptan ilk önce çizeceğiz. Sonra kurabiye adamımızı boyayıp keseceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet, Erdem başladı bile çoktan. Erdem benim yapmama neden izin vermedin? Erdem kendisi çizmek istedi arkadaşlar. O yüzden kendisi başladı bile. Şimdi çiziyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, Erdem çizimini bitirdi. Şimdi sıra bende. Ben de çizeceğim. Hemen şöyle koyuyoruz kalıbımızı. Erdem bana kalem verir misin? Tahta kalem. Dur şuradan alayım şunu. Ben su boyatayımını da yaptım. Tamam, sen onu yaptın. Ben şimdi ben ağzını yapacağım. Ağzını mı yapıyorsun? Masuk olacak ağzı. Kesmeden mi boyayacaksın? Evet, şöyle kalıbın kenarlarından gidiyoruz arkadaşlar. Evet, kesmeden boyayacağım. Kesmeden, tamam. Evet. Ta 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 ta. Çok belli değil ama olsun. Şimdi ben bunu nasıl yapsam acaba? Biraz büyüteceğim şöyle. Nasıl fikir? Büyüteyim sence? Tamam. Hadi sen de yap bakalım. Şimdi ben bunu siyah kalemle mi gitsem kenarlarına? Evet. Evet, siyah kalemle gidelim. Şuradan siyah kalem alalım. Tamam. Benim üstüm, üstü tamam. Tamam mı? Ama hep aynı renk yapıyorsun sen. Farklı farklı yapalım. Su benekliğini yapıyorum sen. Beneklemiyorum. Ben şurada yer ya, şurada. Hmm. Şurada benekler. İşte onları. Tamam. Şimdi düğmelerini yaptım. Şu tarafta yapalım. Şöyle birazcık yapalım. Bak, mafya tayında. Evet. Böyle yaptım. Birazcık büyük yaptım. Şuralardan farklı yaptım. Şimdi silgi lazım. Mafya tayında yapmayacağım. Yapmayacak mısın? Tamam. Sen siyahla yapma. Şuralarını silelim bir. Evet. Ben de kesmeden yapıyorum Erdem o zaman. Kesmeden kutulara yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kessek mi acaba? Sizce ne diyorsunuz? İçini onu keseceğim. Ondan sonra keseceğim. Evet, şimdi sana bir tane görsel açayım mı ben, kurabiye adam görseli? Mesela neler yapmışlar kurabiye adamlara, göstereyim mi sana? Hı? Telefondan bir tane görsel açalım arkadaşlar Erdem'e. Hep aynı renk yapmayalım değil mi? Evet, şimdi bir tane hemen buluyorum Erdem'e. Kurabiye adam. Ben düğmelerini yaptım. Düğmelerini mi yaptın? Aferin sana, düğmeleri de var, evet. Telefon gözüküyor mu? Evet, şöyle gözüküyor. Mesela şunun gibi yapabiliriz ya. Ya da başka mı çizecek? Hangisi gibi yapalım? Şunun gibi yapalım mı? Olmaz. Şu çok güzelmiş ama onun şapkası varmış. Dur, kurabiye adam boyama yazalım Erdem. Ben saçlarını yaptım. Saçlarını mı yaptın? Aa, gene aynı şey çıktı. Neyse ya, nasıl istiyorsan öyle yap, tamam mı? Ben kız yapıyorum. Ne? Kız mı yapıyorsun? Kurabiye adamdı ya kız. Kurabiye kız oldu arkadaşlar. Tuvalı adamın kızı da ya. Kızı da var, evet. Kız da olabilir tabii ki canım. Şimdi ben ne yapsam acaba? Ne yapayım? Ben şuralarına beyazdan şerit yapacağım. Beyaz kalem var mı? Beyaz kalem arıyorum, beyaz kalem arıyorum. Önce gözlerimi yapsam kalemle bir. Önce şuraya bir göz yapayım ya ben.
Ben yeşil yaptım da. Sen yeşil mi yaptın? Tamam, yeşil de olabilir tabii ki. Şöyle bir göz çizelim. Bir tane daha çizelim. Şimdi bunu boyasak mı acaba? Şöyle şöyle aşağıdan bir boyayalım ya. Aşağı doğru baksın. Komik göz oldu. Evet. Şimdi şuraya şöyle şimdi şey yapacağım. İçini de beyaz boyayacağım. Bak anne aptanma. Yastan. Benim gözüm yukarı baktık. Yukarı mı bakacak? Hı. Tamam olabilir. Aferin kız. Kız. Kız kurabiye yaptı Erdem. Kız kurabiye. Evet. Şimdi ben şu tarafını da şöyle şey yapacağım. Aa, kalemi düştü Erdem'in. Kalemi düştü. Arkadaşlar nasıl oluyor? İğrenç oldu ya. Nasıl bir kurabiye adam bu böyle? Erdem kız yaptı. Ben saçmaladım. Böyle kurabiye adam mı oluyor? Ben de baba oldum. Baba mı olsun? Arkadaşlar benimki de baba oluyor. Erdem'inki anne mi oldu seninki de o zaman? Ben de Barbie dinliyorum. Seninki ne oldu? Kız. Kız kurabiye. Benimki de kurabiye adam olsun ya. Tamam böyle yaptım. Şimdi ben ağzını yapacağım. Bana kırmızı kalem verebilir misin? Ben de tuvaletini yaptım. Şu kalemleri bir yaklaştırsam şöyle. Ben de tuvaletini yaptım. Minyonlu bardaklarımız. Ben de tuvaletini yaptım. Bak ben de tuvaletini yaptım. Seni, ya sen çok hızlı gidiyorsun ama ben sana yetişemedim. Çok arkada kaldım. Ya da kalın uçlu. Şu kalınları da verir misin Erdem? Kalın keçeli kalemleri. Hı. Evet hepsini koy buraya. Hepsini hepsini. Hop. Bana yakın olsun. Bana uzak olunca. Hani bunları ters koysak daha güzel olur biliyor musun renkleri? Hani kırmızı yok. Aa, kırmızı nereye gitmiş? Kırmızısı yok mu yoksa bunun? Şunun da kapağı yok Erdem. Kapağını bulalım. Bunun kırmızısı nerede? Of Erdem. Kaybolmuş. Hem de bunun. O zaman şunu yapacağım yeşil. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onun yeşili yok. Onun yeşili mi yok? Ha bak. Şimdi bunu. İşte değil, kalem değil. Şöyle bir ağız çizelim. Tada. Birazcık da boyayalım. Kalın olsun ya. Kalın uçlu olsaydı güzel olacaktı Erdem. Sen ne yaptın? Tuvaletini yaptım. Kıyafet bile yapmış Erdem. Ben daha ağzını çizemedim ya. Erdem çok hızlı gidiyorsun. Biraz kalın olsun şöyle ağzı. Tat. Evet. Burun da yapayım mı Erdem? Burun hangi renk olsun? Burun da siyah olsun o zaman. Şöyle. Bu nasıl burun ya? Değişik bir şey oldu bu böyle. Bir daha yap. Kaşta yapayım mı? Bir daha yap. Hayır bir daha yap. Ne yapayım? Bir daha yap burun. Burun. Bozarsak? Öbür tarafa bir daha yap. Hani şöyle. Bak iki tarafta yapaydın burun. İki tarafta evet. İki tarafta yap. Ama bozulur şimdi bu biliyor musun? Hayır şöyle bozulmaz. Yapayım. Aaa nasıl bu büro bu ya? Erdem böyle yap dedi arkadaşlar. Şimdi de kaş yapalım. Evet. Evet şimdi... ben böyle yaptım. Wow seninki çok güzel olmuş. Şimdi şuraya bir papyon yapacağım arkadaşlar. Papyonu nasıl yapsam acaba? Önce bir tahta kalemle mi çizsem? Bilemedim. Şimdi. Ben üstünde adam ya. Şöyle bir şey çizeyim. Ha? Bunun üstünde. Tuvaletin. Üstünde adam yağdı yok. Adam var gibi mi yapacaksın? Hı. Tada! Nasıl oldu? Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Bence güzel oldu. Erdem nasıl oldu sence? Dur şununla gideyim sonra içini sileceğim arkadaşlar. O ne? Seninki biraz korkunç olmuş ya. Bu nasıl bir kurabiye adam böyle? Çok korkunç olmuş bence. Arkadaşlar hayır. Sizce korkunç olmuş mu sizce de? Bence birazcık korkunç olmuş. Hayır ben de. Hayır. Hayır ya bence birazcık öyle. Şimdi burasını ne yapsam? Yeşil yapacağım burasını. Hangi yeşil yapayım? Açık yeşil olsun. İstediğin de şunu bir silelim. İstediğin de. Şöyle tahta kalemle yaptığımız yerleri silelim. Gözüküyor mu kamerada ya? Evet gözüküyor da biraz şöyle indirsek mi? Yaklaştıralım arkadaşlar sizi de şöyle. Evet. Şimdi şurasını yeşil yapacağım arkadaşlar.
Erdem, her tarafını mı yeşil attın sen? Hı. Şimdi ben pembe dedim. Evet, ortasını hangi renk yapayım? Ortasını da pembe mi yapsam acaba? Papyonunun ortasını. Sence hangi renk yapayım? Pembe. Pembe. Pembe bende. Sen... Hayır, onunla boyamayacağım. Başka pembeyle boyayacağım. O biraz şey, soluk pembe. Şey yap Erdem sen de. Düğmelerini boya sen de bak. Tusta devredim. Turuncu yapacağım, turuncu. Karıştırdın ya. Neyi karıştırdım? Papyonun ortasını turuncu yaptım arkadaşlar. Beyaz lazım bana ya. Beyaz yok mu ya? Ya da gri mi yapsam şuralarını arkadaşlar? Sizce hangi renk yapayım? Gri yapayım mı? Başka bir beyaz var mı? Beyaz jel boya vardı. Onunla mı yapsak acaba? Şurada beyaz mı var Erdem? Şurada. Ne o? Aa, beyaz değilmiş. Gri, 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 gri. O zaman beyaz yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ay, gri yapıyorum. Beyaz dedim. Gri yapıyorum Erdem o zaman. Ya da jel boyayla mı boyasak? Yok ya. Tamam, bununla yapıyorum. Sabah hangisi? Jel boyalarımız öbür odadaydı. Odandaydı. Neyse, gri yaptım. Nasıl oldu ya? Kötü mü oldu? Biraz rengi değişik oldu ya. Neyse, şöyle boyayalım. Ben düğme düğme yaptım. Düğme düğme mi? Hı? Düğmelerini de boyuyor musun? Hayır, ben tuvaletini yapıyorum sana. Şuna düğme. Evet. Bunlar da tuvalet dedi, düğme dedi. Hmm. Şimdi ne yaptın? Şimdi ne yapıyorsun? Arkadaşlar, güzel oluyor mu sizce? Beğendiniz mi? Erdem, nasıl oluyor sence? Kötü mü oluyor? Erdem kız yaptı arkadaşlar. Kurabiye adamını kız yaptı. O kız oldu. Saçlarını yaptı değil mi Erdem? Evet, buralarını da boyadık. Acaba şuralarını da boyasam mı ya? Ne diyorsun Erdem? Her tarafını böyle kahverengi mi boyasam acaba? Sizce arkadaşlar boyayım mı ya? Biraz soluk soluk oldu böyle sanki. Bir de karanlık çıkıyor ya. Biz neden böyle karanlık çıkıyoruz? Birazcık şöyle dursun. Ay, kamerada güzel gözüküyor Erdem. Şimdi ben düğmelerini yapacağım. Düğmeleri hangi renk olsun acaba? Sizce arkadaşlar hangi renk olsun? Kırmızı mı olsun? Ne olsun acaba? Mavi mi olsun yoksa? Ya da mor mu yapsak? Mor yapacağım, mor. Evet. Mor düğmelerini yapıyorum arkadaşlar. Önce siyahla mı yapsam? İçini mi boyasam? Evet, önce siyahla yapacağım ya. Şöyle güzel bir olsun arkadaşlar. Banyo yapıyor benim tuvalet adımı. Banyo mu yapıyor? Bak, üstünde kesme ya. Aa, nasıl yani ya? İyi de kesme ya, dövüyor mu? Erdem'in kurabiye adamı banyo yapıyormuş arkadaşlar. Çok komik bir şey. Evet. Şöyle mor yaptım ben de. Sen de düğmelerini sen de boya bence Erdem, içlerini. İçleri boşluk kalmış seninkileri bak. Ben boyamadım. Ağzını da siyahla geçeceğim ben ya. Ben saçlarını pembeye boyadım. Hepsini pembeye mi boyadın? Bu nasıl bir kurabiye adam oldu? Korkunç oldu. Keşke ağzını yapmasaydım. Tuttu benim gibi. Bu nasıl oldu ya? Keşke hazır yapmasaydım. İğrenç oldu. Şuna bak, çok korkunç oldu. Şöyle iyice boyayalım bari. Ne yapalım? Ya canım, resmi bozdum ya. Aa. Böyle kurabiye adam mı? Aa, sakın yapma. Hayır. Hayır, çizmiyor. Hayır Erdem, bu benim resmim. Bu benim resmim. Şuna bak, zaten çok korkunç bir kurabiye adam oldu. Şimdi başka ne yapalım arkadaşlar? Ne yapsak? Şuralarını da boyasam mı ya? Erdem, kutum boyama. Bakın arkadaşlar, nasıl oluyor? Sizce nasıl oluyor? Şuralarını da kahverengiye boyayacağım ya ben. Dur ya. Bir şansım var. Erdem, resmimi bozma lütfen. Bu benim resmim. Arkadaşlar, Erdem resmimi bozuyor. Ben gözüküyor mu kamera? Erdem, ben kahverengiye boyuyorum arkadaşlar resmimi. Şöyle. Her tarafını boyayacağım kurabiye adamın için. Umarım güzel olur. Ben de dizini yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Giden. Ya da sadece şuralarını boyasam ya.
Arkadaşlar görebiliyor mu? Evet görebiliyor. Ama ya karanlık çıkıyor. Işığımız çok kötü arkadaşlar ya. Sizin için daha güzel ışık yapacağım ben. Yaptık ya. Ama yetersiz oldu baksana. Arkadaşlar led taktık. Ama yetersiz oldu. Perdemize de ışık taktık. Gene yetersiz oldu. Şurada demek ki taktık. Daha profesyonel bir şeyler almak lazım Erdem. Ben de duvar ışık. Duvar ışık mı? Duvar ışık. Duvar ışık. Daha güzel bir ışık alalım biz, tamam mı? Duvar ışık. Nasıl oluyor arkadaşlar? Kahverengi yaptım şuralarını ya. Biraz bozmuş ya olabilirim. Ya ne oldu? Kağıdı yapsın suyun ardında. Evet. Suda. Evet. Suda gittik kağıt duruyordu. O ya hani bana ya babam yakmıştı yazı. Evet. Ondan babam da daha ayırdım. Orada yanma yapayım. Hmm. Oradan sonra da su koyacağım. Tamam. O asma tavanların içine de led döşeyelim biz. Ne? Yukarıda asma tavanımız var arkadaşlar. Oralara led döşeyelim diyoruz. Sizce nasıl olur? Aydınlık olur mu? Faydası olur mu döşersek? Işık. Yukarıya ışık takalım diyoruz Erdem. Evet. Hadi tamam boşver ışığı. Hadi resmimizi bitirelim. Benim az kaldı. Önce kimin resmi bitecek? Benim az kaldı. Sen düğmelerini boyamamışsın ama bak. Hala boyamamışsın. Ya ben düğme değil de boyamayacağım. Ben böyle boyamayacak mısın? Evet ben böyle yapmak istedim. Hmm, tamam peki sen bilirsin. Ben de bak gideni yaptım. Duş bastığını yaptım. Arkadaşlar içinde boyayayım mı boyamayayım mı? Sizce? Tuvalet yapayım. Boyayayım mı Erdem? Boyama. İçini. İçini tuvalet yap. Kıyafet mi yapayım? Hı? Nasıl yapacağım kıyafeti ama? Bak dösteyeyim mi ben? Hayır çizme. Şöyle yaptım. Neyse boyamayacağım ya. Ben, boyayayım mı boyamayayım mı? Kararsız kaldım. Şöyle yaptım. Arkadaşlar boyayayım mı boyamayayım mı? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Boyama. Buradan bir ses geldi boyama diye ve boyamıyorum. O zaman başka ne yapayım? Bitti o zaman benim kurabiye adamım. Şuraların biraz daha kalınla geçsem mi siyah kalın kalemle? Hı? Kenarlarını. Ne oldu? Hı? Geçeyim adam, mi? Ben de bacağını düz bastı yapalım. Şu siyahla geçsem nasıl olur? Ben de bacağını düz bastı yapalım. Hadi sen de bitir artık. Gürültü yapma lütfen Erdem. Ama masayı sallıyorsun yamuk oluyor. Resmim yamuk oluyor. Hadi sen de bitir artık kapatacağız. Hadi. Ben de söyleyeyim. Benimki odan bitti. Bir de yapmayacağım ki düşünüyorum ben. Düşünüyor musun? Hadi bakalım ne yapacaksın başka? Bak suda takıyor. Banyo çeşme. Arkadaşlar Erdem banyo yapmış kurabiye adamla. Banyo mu yapıyor kurabiye adam şimdi yani? Banyo yapıyor. Çeşme yapmış. Yani banyo yapıyor. Yani banyo yapıyormuş. Kurabiye adam banyo yapar mı sence? Yapar. Islanınca erirse. Çok komik değil mi? Kurabiye adam kurabiyeden oluyor çünkü Erdem biliyor musun? Arkadaşlar biz bu kurabiye kalıbıyla daha önce kurabiye adam da yapmıştık. Değil mi Erdem? Hı. Ama videosunu çekmemiştik. Eğer isterseniz tekrar yapabiliriz. Videosunu çekebiliriz. Değil mi Erdem? Ama bir daha videosunu çekeyim. Oradan onun gibi yapalım. Evet biz daha önce yapmıştık. Video çekmemiştik işte. Tekrar arkadaşlar isterse eğer kurabiye adam yap diye. Bu da benim resmimi. Ben ne yaptım da? Masada beni çektirdin. Ya özür dilerim. Tutu çektirdin boyandı adam. Ya sen de benimkini boyamıştın. Ödeştik o zaman. Bakın arkadaşlar burayı boyadı Erdem. Ödeştik. Değil mi arkadaşlar? Hayır boyama Erdem. Lütfen anne lütfen. Elimi boyadın. Erdem elimi boyadın. Ya resmim yamuk yumuk oldu. Dur ya. Hadi ama kapatacağım artık. Hadi resmini bitir. Hadi. Hop, şuradan çok ağır bir şey kaldı. Ben suyu yapıyorum, suyu. Neyi yapıyorsun sen? Su mu yapıyorsun? Hı. Aa. Kurabiye adam ıslanacak, eriyecek arkadaşlar. Su olur mu hiç? Bu çocuğa bir şey söyleyin.
Ay yamuk oldu şurası taşırdım. Evet, benim kurabiye adamım. Tamam. Erdem nasıl olmuş? Erdem nasıl olmuş? Baksana Erdem. Nasıl? Olmuş. Olmuş mu? Başka bir şey yapayım mı? Yeter herhalde değil mi? Yeter ki yapayım. Ağzı biraz tuvalet kötü oldu ya. Tuvalet. Hı? Tuvaleti hatta yaptığımı döşteyim mi? Bak beni böyle yaptım. Öyle mi yapacağım? Arkadaşlar şu ağzına bakın ne kadar komik oldu. Böyle ağız mı olur ya? Bağırma tamam. Arkadaşlar Erdem çıldırdı. Benim resmim bitti Erdem. Şöyle koyalım. Göstereyim şöyle arkadaşlara. Ta 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 ta. Arkadaşlar nasıl olmuş yorumlara yazar mısınız? Sen de göster Erdem resmini. Sen de göster kameraya doğru. Dur. Evet şöyle gösterelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bitti resmimiz. Erdem nasıl oldu sence? Güzel oldu mu? Oldu. Bence de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar resimlerimiz bitti. Şimdi Erdem bunları kesmek istedi ve keseceğiz. Şimdi nereden kesiyorsun? Bence içini aç ondan sonra keserdim. Böyle mi kesiyorsun? Nasıl keseceğiz? Ben şöyle açacağım arkadaşlar kenarlarını kutunun. Şöyle açalım. Erdem kesmeye başladı bile. Resmini kesme de. Ben de şundan mı kessem? Bu kesiyor mu Erdem? Onu babam yardımcı. Ben sığamadım. Önce şurasını bir kesin gelin. Annem açıp da kesseydin kolay olurdu biliyor musun? Eline dikkat et. Evet arkadaşlar ben de şurasını kestim. Şimdi şurasını keseceğim. Ay bu makas biraz kötü ya. Ya bu makas kötü. Ben başka makas getireceğim. Erdem kesmeye devam ediyor. Benimki bitti. Ta 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 ta. Nasıl olmuş arkadaşlar? Nasıl olmuş Erdem? Güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar böyle kestik. Erdem de kesmeye devam ediyor. Artık videoyu kapatalım Erdem. Tamam mı? Hayır bunu daha ben kestim. Sen kesmeye devam et. Olur mu? Okey. Onu da mı göstereceksin? Arkadaşlar Erdem de bir kessin. Onu da gösterelim. Daha sonra kapatalım. Evet arkadaşlar. Kurabiye adamlarımız tamamen bitti. Bu taraftaki Erdem göster. Bu taraftaki Erdem'in. Bu taraftaki de benim yaptım. Erdem saçlarını böyle geniş bir şekilde kesmek istedi. Saçlarını kesmedi. Evet. Evet Erdem ne diyorduk Erdem? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz.